Merhaba dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Imperium Galactic Survival serimizin ikinci bölümünden devam etmek istiyorum. Anlatmam gereken şöyle ufak bir durum var. Geçen oyunda oynadığım save'in tamamı silindiği için siz buralarda yokken ben aynı gelişmelerin hepsini neredeyse yaptım tekrardan. Biraz kaynak falan topladım ve şu F2'den size gösterebileceğim şu yanımda anahtar resmi olanlar direkt Steam'in kendi kütüphanesinden indirebileceğiniz template'ler diyeyim, yani daha doğrusu nasıl söylenir. Normalde biz bu F2'ye bastığımız zaman burada açılan blueprint bölümünde şurada oyunun bize kendi verdiği, yani şurada SD kart gibi görünen görsellerde anlayacağınız üzere şöyle de göstereyim, daha doğrusu orada webcam'ime denk geliyor olabilir. Bunlar oyunun kendi içerisinde olan, yanında şu şekilde İngiliz anahtarı resmi olanlar da Steam'in kütüphanesinden, Steam'in atölye bölümünden diğer oyuncuların yaptığı şeyleri indirebildiğiniz bir durum. Ben size şu anda haritanın şu halini göstereyim. Şu anda benim takıldığım yer, oyuna ilk düştüğüm yer. Oyuna ilk düştüğüm yerdeki kaynaklar ve şeyler biraz daha farklıydı. Burada güzel bir nokta buldum kendime. Yanında işte Prometheum var, Copper var, Silikon ve Iron var. Yani dolayısıyla bize başlangıç aşamasında gerekecek bütün madenlerin ortasına bir yere indim. Orada biraz kaynak topladım. Şurada gördüğünüz üzere haritada bulunan madenlerden şu kadar madende şu kadarını keşfettim diyeyim. Şimdi de haritada ya etrafta neler var neler yok bir bakmak lazım dedim. Çıktım yollara ve burada nerede? Burada village buldum. Bu dünyamızın güney kutbuna yakın bir yer olduğu için arka kısım şu şekilde görünüyor. Buraya çarptığınızda vesaire sizi bir nebze geri atıyormuş gibi bir şey oluyor. Yani çok da makul mantıklı bir senaryo değil ama haritanın buradan aşağısı çok da ulaşılabilir bir yer değil gibi. Bu aşağıya kadar gitmeyi başarırsanız zaten her tekrar yukarıdan çıkıyorsunuz falan filan. Şu bazı bölgelerde dünya şu ciddi anlamda bozuk, yani o fark ettiğiniz üzere haritadan da. Burada yine dünya kadar maden yeri açtık ve dediğim gibi güney kutbuna en yakın yerde village keşfettim bir tane. Bu arada bu sefer öncelikle bir araç yaptım kendime. Çünkü bu aracı yapmamız dünya içerisinde, gezegen içerisindeki gezintimizi ciddi anlamda hızlandırıyor. Ve bu araç tam bir canavar. Gerçekten hani diğer save'de de patlamadan önce bir şeyler yaptım, bir şeylerle uğraştım. Hallettim, yaptım, ettim, gittim derken böyle güzel bir vessel yaptım. Şu şekilde tekrar karakterimizin kendi bakış çerçevesine dönelim. Bu village hem bu bizim hani şeyler vardı ya ilk bölümde gösterdiğim. Neydi bunun adı, o arkadaşların adı? Abi sen kimdiniz? Neyse bunlar bu şeyler işte. Villager'lar. Yani hani bu etrafta geziyorlardı falan. Avlanırsan, hayvanlara zarar verirsen sana yapmak suretiyle kafana vuran dayılar. Şöyle ışığımı açtım. Bu şekilde daha rahat göreceğiz. Hemen haritada kırmızı bir şey belirdi. Terk edilmiş mayın. Oraya da gideceğiz, bakacağız. Bu köydeki lootları almalıyız ki ve o da nesi? Resmen bu Minecraft'ta arayıp bulacağınız türden bir tarlaya denk geldik. Gördüğünüz gibi burada güzel bir... Ciddi misin ya? Şansıma sıçayım ama ya. Gördüğünüz işte. Bütün tarla gözümüzün önünde gitti. Gitti. Bunları bu şekilde toplayabilir miyiz? Ne oluyor lan? Hepsi ölü bitki olarak görünüyor şu anda ya. Tamam ya, raptormuş gençler. Çok sorun bir şey değil, raptormuş. Gerçek hayatta raptor görseniz ne olur acaba? Dayı vallahi seni gördüm korktum, haberin olsun. Şimdi şu köyün içerisine şöyle bir girelim. Şöyle podların içerisinde lootlar var. Offline protection.
kapasitör device. Bunlar hep güzel şeyler. Bu arada bir öncekinde ben şunları topladım diye göstereceğim. Yani ilk girdiğinizde Alien Honey Plant. Bu hani doğada gezerken etrafta gördüğümüz ağaç gibi üzerinden bal toplayabildiğimiz şeyler var ya. Direkt onlardan buldum ve hani ben bunların açıkçası nasıl ekildiğini bilmiyordum. Çünkü normalde herhangi bir şekilde içlerinden tohum çıkmıyor. Tohum çıksa da büyük ihtimalle yetiştirecek bir ortamınız olmuyor. Ama bunları direkt normal kendi bu şeylerimize ekebileceğiz sanıyorum. Onlar da buradaydı. Bu alien konteynerin içindeydi. Burada spawnerlar vardı, böyle kırmızı gözlü kötü yaratıklar. Benim de doğrusunu söylemek gerekirse oyunda ilk kez gördüğüm yaratıklar vardı. Buraya bir hayrat yapmışlar. Güzel. Şimdi şu anda kaçıncı seviyeyiz ona bir bakalım. Şu anda 12. seviyeyiz. Bizim template'lerimizin ve hani diğer geliştirmelerimizin açılabilmesi için bizim experience'e ihtiyacımız var ki buradaki skill ağaçlarımızı açalım. Buradaki skill ağaçlarının mantığı da şu. Örneğin mesela şurada multi-tool 2 var. Ben bunu açacağım çünkü bu benim için gerekli bir şey. Ben kısaca aletleri anlatayım. Drill zaten en başta bu yerden taş toprak kazdığımız matkap diyeyim. Bunun tier 2'si, daha hızlı yapanı diyeyim daha en basitinden. Drill'den sonra geliştirme multi-tool. Multi-tool'umuz şöyle bir şey. Altıdaki şey multi-tool. Bunu sağ tık yaptığımız zaman disassemble, yani parçalarına ayırma, sökme, yükseltme, change and rotate, yani şekil ve şekil diyorum, çevresini ve yerini değiştirme ve repair seçenekleri bulunuyor bunda da. Zaten bunlar chainsaw'umuz, jarf'ımız, jurt'umuz. Bu arada ben bir shotgun yaptım. Shotgun'ı denemek için yaptım. Mermim yok. Bir katliam yapmak üzereydim. Ya şu pistolumda da şu anda 11 mermi var açıkçası. Çok fazla çatışmaya girebilecek bir durumda değilim. Hemen Y'ye basıp vessel'ımı açayım, çalıştırayım. Şöyle bir uzak kameraya geçeyim. Gördüğünüz gibi gençler bayağı hızlı. Gerçekten bayağı hızlı bu canavar ya. Yakıt tüketimi biraz fazla. Kabul ediyorum ama gerçekten değiyor yani. Hani gerçekten gezemeyeceğiniz kadar hızlı gezebilmenizi sağlıyor ve bu cidden çok önemli bir şey oyunda. Şurada bir şey var. Abandoned mine, yani bir bir dakika. Terk edilmiş maden. Mine deyince ben onu şey olarak düşündüm. Ne derler adına? Adı terk edilmiş olunca ben ne bileyim hani ortada asalak bırakılmış bir mine diye düşündüm. Halbuki kastettiği şey çok farklıymış. Kastettiği şey madenmiş. Burada neden müzik değişti peki? Şu anda içerebilecek cesarette hissetmiyorum kendimi. Büyük ihtimalle burada gençler kubidik kubidik yaratıklar şey olacak, spawn olacak. Buradan lootlayabildiğimizi şu kargo box'lardan falan direkt yapıştırıp çıkmamız lazım. Cobalt ore diyor, magnezyum ore diyor. Şunları atabilirim, nitrocellus'ları. Bunlar zaten prometyum madeninden gelen şeylerdi yanlış hatırlamıyor isem. Bu arada dediğim gibi ben sizi bir önceki videonun sonunda burası cidden korkunç ama ya. Onunu sikeyim. Oy, o neydi lan? Duvarda sabit turret varmış. Çok korktum. Gene çok korktum. Allah Allah. Neden hep böyle oluyor ki? Şu anda hiçbir şey için yeterli malzemem yok. Ve hasar yediğim için de şöyle ufak bir bandaj yapıştırayım kendime. Şu an cidden üzerimde hiçbir şeyin, hiçbir mermisi yok sanıyorum. Evet, kesinlikle yokmuş. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım.
Bizim hedefimiz burası olsun. Zas, uf, bunlar çok değerli madenler ha. Şurada bir tane tohum var, onu atabilirim. Magnezyumu da zaten almıştık, üzerine alayım biraz daha. Biofuels. Bunlar hani üzerinde steklenebilen şeyler varken şu anda almak istiyorum. Çünkü cidden madenlerin ne kadar önemli olduğunu hani göreceksiniz eğer henüz görmediyseniz. Bunu az önce biz bırakmıştık. Bunlar fuel tank. Silikon madeni. Silikon madeni. Aloe vera kökünü sallayalım, bunu alalım abi. Enerji matrix. Gerçekten ne işe yaradığına dair çok bir fikrim olmayan bir şey bu. Şu çürümüş yiyeceklerimizi atalım. Sonuçta yiyecek çürütmekten daha kolay bir şey yok yani. Onu halledebiliriz. Şu an cidden kendimi çok savunmasız hissediyorum ya. Burada turret var mı? Olmaz mı? Direkt bana döndü. Şuradaki turret'ı gördünüz mü bilmiyorum da. Direkt ananı sik. Gene korktum. Bakarken korktum. Birden böyle zıbıdık diye ateş ediyorlar ya. Şu an benim buradan basıp gitmem lazım. Bunu da vermişsek gerçi. Gördüğünüz gibi UAB Bitten. Su altı görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyor olmanız lazım. Poisonous Bite var. Yani bir zehirli bir ıstırık izi. Bu bizim direkt staminamızı emiyor. Canımızı da yavaş yavaş düşürüyor. Bundan kurtulmak için bir şey yememiz gerekiyordu bizim ama neydi? Şöyle bir bandaj yapayım en azından. Canımı doldursun. Alien parazite karşı. Bitkilerin üzerine geldiğiniz zaman hepsinin bir kullanma alanı var. Abi şurada bir bizim kendi ilaçlarımız varmış. Bunlar direkt şeye iyi geliyormuş zaten. Şimdi. Bizim ev sözde ev yani. Burası daha ev olmuş değil arkadaşlar. Buraya şöyle bir sağ tık waypoint yerleştirelim. 1.2 kilometre. Hiçbir şey göremiyorum. Bu arada bu tarz böyle hover araçlar yani yerden biraz yükselen araçlar şey yapmanız gerekebiliyor, haberiniz olsun. Hani oynamayı düşüneniniz varsa eğer. Bu tarz yerlere mesela istemsiz olarak çarpıyor araç. Çünkü yer şekillerinin ani değişiklik yapmasına cidden şey yapamıyorlar. Ama onun haricinde mesela bir hover'ı doğru yaklaştırdığınız zaman gerçekten istediğiniz yere çıkartabiliyorsunuz. Ben şimdilik şu arkadaşı bir kapatayım. Az önce bahsettiğim multi tool'umu alayım elime. Repair kısmına geleyim. Şu alt taraflarda ihtiyacı olan var mı? Bu arada baktığım karenin cam durumunu sağ alt köşede görebiliyorsunuz. %100, %50'de 150 falan diye görünüyor olması lazım. Bu kadarcık mı? Sadece böyle ufak bir çarpma. Ha. Ön tampon biraz yemiş herhalde. Aynı şekilde buradan da bekliyorum. Öyle bir beklentim var. Güzel bir araç dediğim gibi. O arkadaki iticiler falan çok böyle gerçekten şekil görünüyor. Şimdi burası bizim mevzu bahis işte geliştirmelerimizi falanımızı filanımızı yapacağımız mekan. Şimdi ben bir base yapmak istiyorum. Base yapmak için neler gerekiyor? Hemen dediğim gibi bu F2'ye basalım çünkü bu tarz büyük tek seferde yapılabilecek hani ama devasa binaları buradan yapıyoruz. Örneğin şöyle bir basic platform var hani şu boyutlarda 16 yüksekliğinde
Yok, 5 yüksekliğinde 16'ya 16 şekilde böyle kare şekilde bir platform var mesela. İsterseniz bu platformu yapıp platformun üzerine evinizi yapabilirsiniz falan. O tarz şeyler var. Şu çok hoşuma gitti. Civil Farm. Şurada Growing Plot dedikleri arkadaşlar. Bu saksılar vardı yani bizim ekim biçim yaptığımız. Bu Growing Plot dediği 115 tane saksı var diyor yani şunun içinde. Diğerleri tamam hani çok anlayamayacağımız şeyler ama şimdi burada çok tatlı bir şey var, o da bu. Evin şeklini çok sevdim. Yani base'in şeklini çok sevdim. Girişi çıkışı gayet düzgün. Yan taraftaki kulelerin üzerlerinde bir şey her katında tarıtlar var. Ayrıca üzerinde de iki tane tarıt var. Ben bunu yapmak istiyorum açıkçası. Ama gördüğünüz gibi madenlerimiz bize diyor ki yapmasan da olur. Böyle bulduğumuz her zıbırıkı atabiliriz içine. Bu zıbırıklardan şey olması gerekiyor. Bunların işlenmesi gerekiyor bir kısmının. Bunları bozmayacağım. Bu arada şu ekrana geldiğiniz zaman, bu factory kısmına geldiğiniz zaman itemlerinizi şuraya bırakıyorsunuz aslında. Yani şu şekilde bırakıyorsunuz diyeyim. İtem gereksizse eğer bu blueprint bu itemi kullanmıyor diyor, size bilgi veriyor. Aa, bir dakika. Şunları tekrar şuraya koyayım. Ben kendime bir yeterli cephaneyi yapayım abi. Shotgun mermilerin her birisi üzerlerinde zaten yazıyor. 5,6 saniyede craft oluyor diyor. Bir tane bastığınız zaman output count diyor. Bir tane basınca size 30 tane verecek diyor falan. Güzel hani. Şeyleri gayet güzel. 150 tane yapayım ondan. Pistol round'a da ihtiyacımız var. Bunların da bir tanesi 25 veriyor. Ben hatta Tier 2 bir pistol de yapabilirim. Tier 2 pistolün özelliği değil. Hani hepsinin özellikleri ve farkları altlarında yazıyor. Bu da güzel. Mesela damage 42'den 50'ye çıkıyor. Kafadan vuruşlarda katladığı hasarı 3'ten 3,5'a çıkartıyor. Bunun 10 şarjör bir kapasitesi, bunun 15'i var. Ve bunun üzerinde bir de kullanabileceğiniz dürbünü var. Ama ikisi de yok. Normal kullandığımız tabanca 90 metre range diyor. Bu da 90 metre diyor ama farkların da olması gerekiyor. Çünkü biz elimize pistol aldığımız zaman current range 69 metre yazıyor sağ alt köşede. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Neyse, bunları reloadlayabiliriz en azından şimdilik. Bu arada ben o içeri girince o tarıt bizi birden sıktığında şey alamadım ya. Üzüldüm ona bak. Ne güzel şey vardı orada ya. Bu arada şu içerideki şuraya ben bir hani Shotgun gerçekten yakın mesafede efsane. Kim lan o bağıran? Gördüğünüz gibi 1528 exp verdi. Sol alt köşede hemen bu stamina barı falan filan var ya, oranın sağ altında yazıyor. Gittiğimiz bir yere, mesela az önceki o terk edilmiş maden vardı ya, o terk edilmiş maden gibi bir yeri ele geçirip kullanabiliriz. Bana bundan bir tane verir misin? Gördüğünüz gibi hemen komponentleri çıkardı. Normalde mesela şundan 5 tane istiyor. Büyük ihtimalle bizde 2 tane var ondan. O yüzden şey bile yapmadı yani. Hiç eyvallah bile etmedi yani. Yine burada hani güzel bir benim hedefimde şey var yani, böyle kendi güneş enerjisiyle kendine yetebilen bir yer yapmak istiyorum ben. İlerleyen vadede bir başımızı sokacak bir yuvamız olduktan hemen sonra. Şimdi burada madenler kısmına gelelim tekrar. Bunları yine maksimumlarına tıklayalım. Burayı açık bırakıp gidelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Hayden, Allah'a ısmarladık.